Seleften Hicri 2. asırda yaşamış bir alimimiz var. Yahya bin Muaz diye. Bir gün arkadaşlarıyla birlikte bir mecliste bulunurken arkadaşları veya talebeleri ona bu ayet-i kerimeyi okuyorlar. Veya bir vesileyle bu ayet-i kerime onun yanında kıraat ediliyor. Dinledi. Ayeti tefekkür etti, düşündü ve bir anda gözlerinden yaşlar boşandı. Tabi etrafta talebeleri şaşırdılar. Yani hocalarına ayet okunuyor ve ağlıyor. Bunun mutlaka bir gerekçesi, bir hikmeti olmalıdır diye düşündüler. Sonra sordular. Hocam nedendir bu ağlayışınız? Niye ağlıyorsunuz? Acaba bu ayetten ne anladınız? Dedi ki ben ilahım diyen adama Allah'ın merhameti buysa peki ya Rabbi sen ilahsın diyene Allah'ın merhameti nasıl olur? Hâzâ rifkuhu bimen yekûlu enel ilâh ve keyfe rifkuhu bimen yekulu entel ilah. Yani Firavun gibi bir zalim, bir despot, azgınlaşmış, tağutlaşmış, insanları kendisine kul köle yapmış bir insan, Allah ona bile peygamberlerini ki o dönemde yeryüzünün en şerefli insanı Musa aleyhisselam ile Harun aleyhisselam onları gönderiyor, ayağına kadar gönderiyor ve diyor ki siz gidin ona yumuşak, nazik, Kibar söz söyleyin. Belki öğüt alır, belki korkar. Yani ben ilahım diyen birisi Firavun. Ena rabbukumul ala diyor. En yüce Rabbiniz benim sizin. Hayatınıza karışan, hayatınıza kanunlar koyan, hayatınızı şekillendiren, yöneten benim diyor. Kulluk yapacaksanız bana yapacaksınız diyor. Böylesine azgın bir insan ama Allah dedim ya öyle merhametli, öyle şefkatli, öyle özünde merhamet barındırıyor ki böylesine ilahlık taslayan bir adama bile tebliğ ve nasihat edileceğinde gidin ona yumuşak söz söyleyin diyor. Allahu Ekber. Kardeşler ben bu rivayeti ilk okuduğumda inanın çok etkilendim. Tahmin ediyorum siz de bunu duyduğunuzda çok etkileneceksiniz. Yani selef ne güzel anlamış Allah'ın ayetlerini. Vallahi ben bu ayeti çok iyi biliyor olmama rağmen Önceleri ezberlemiş olmama rağmen Yahya bin Muaz'ın bu sözünü okumadan önce böylesi bir şeyi akletmemiştim. Aklımın ucundan bile geçmemişti. Ama selef Allah'ın ayetlerini hikmetle, tedebbürle, tefekkürle okuyor ya nasıl mana çıkarmışlar Allah onlara rahmet etsin. Bakın ben ilahım diyen adama bile Allah peygamberlerini göndermiş bir onunla yumuşak konuşun yani onunla çekişmeyin tartışmayın onu nefret ettirecek bir tavır takınmayın demiş. İki, bir de bunu onun öğüt alması ve bu öğüt almasının sonucunda korkuya kapılarak hatasından vazgeçmesi için yapmış. Allah ben ilahım diyene böyle merhamet etmiş. Şimdi düşünün. Siz bu çağda yaşıyorsunuz. Tağutların baskıları var. Zulümleri var. Dünyanın dört bir tarafında tuğyan hakim olmuş. Her tarafta müstebit zalimler Allah'ın dinini yok etmek için, Allah'ın şeriatını ortadan kaldırmak ve müslümanları adeta karıncalar misali ezip yok etmek için bütün güçleriyle savaş açmışlar bütün bu olumsuzlukların yanında siz bizim ilahımız Allah'tır diyorsunuz bunun için mücadele veriyorsunuz sıkıntı çekiyorsunuz bazen sözlü bazen fiili tacizlere uğruyorsunuz hatta bazen bizzat fiili müdahaleyle zindanlara atılıyorsunuz sadece Bizim ilahımız Allah'tır dediğiniz için bizim hayatımıza Allah karışır. Bizim hayatımızda onun sözü etkin ve yetkindir. Biz ondan başkasının kanun koyuculuğunu kabul etmiyoruz. Çünkü bizim ilahımız Allah'tır dediğiniz için. Ya böyle diyene Allah'ın merhameti nasıl olur bir düşünün. Ben ilahım diyene böyle merhamet ediyor. Ya Rab, sen ilahsın diyene acaba nasıl merhamet eder? Allahu ekber.